Beep. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. İlan inceleme taleplerinizle ilgili sizlere ufak bir bilgi vermek istiyorum. İşleyişin nasıl olduğunu siz de bilin ki karşılıklı olarak birbirimize yardımcı olabilelim. Çünkü bazı talepleri gerçekten ben karşılık veremem. Çok fazla ilan gönderen oluyor. Mesela 6-7 tane ilan incelememi isteyen oluyor. Hemen incelememi istiyor. Yani bu alınır mı alınmaz mı? Araba kaçıyor, uçuyor. Hemen almam lazım. Yani bana lütfen bunlarla gelmeyin. Çünkü ben size bu şekilde yardımcı olamam. Emin olun ki paranız olduktan sonra en güzel aracı mutlaka satın alabilirsiniz. Ama lütfen acele etmeyin. Benim de bir hayatım var. İşe gidiyorum, akşamları eğitim veriyorum, hafta sonları eğitim veriyorum ve kalan zamanımla da elimden geldiğince de yardımcı olmak istiyorum. Bir kanal açtık. 3-5 kişi toplandık. Burada Şurokko hakkında birbirimize güzel bilgiler veriyoruz. Sizlere de teşekkür ederim. 10.000'e yakın bir abone sayım oldu. Umarım daha büyük bir platform oluruz. Daha fazla bilgi paylaşırız burada. Şimdi sizlerden ricam. İlki bana lütfen bir Şurokko bul. Ben senin bilgilerine güveniyorum. Sorunlu bile çıksa suçu sende bulmam. Ama abi ben bu işten anlamıyorum. Lütfen bana bir araç bul demeyin. Çünkü bakın ben bir araştırma yapmak için sizin bütçenizi bilmem lazım. Hangi rengi seviyorsunuz bilmem lazım. Hangi şehirde oturuyorsunuz? Uzağa gider misiniz? Gitmez misiniz? Bunu bilmem lazım. 160'lık mı istiyorsun? Otomatik mi istiyorsun? Opsiyonu olsa olur mu? Hafif modifiye istiyor musun? İstemiyor musun? Biraz kazalı olsa senin için sorun olur mu? Olmaz mı? Yani en az 20 tane soru sormam lazım. Tüm sormuş olduğum bu soruları siz yanıtlasanız bile benim bunu inceleyip işte size sorular sormam, geri dönüş yapmam, şöyle olur mu, böyle bir tane buldum. Yani bir saat içinde bile yapamam. Ben hiç sanmıyorum bunu. O yüzden lütfen alınmayın. Sizleri kırmak da istemiyorum. İnanın elimden geldiği kadar alçak gönüllülükle sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Beni yanlış anlamanızı istemem. Peki ben sizlerden ne istiyorum? Bakın arabam olur, sahibinden olur. Açın siteyi, bütçenizi girin. 70 bin lira mı bütçeniz var? Yazın 72 bin lira. Sonra da sayfama girin. 70 bin liraya ne alınabilir? Mesela bakın burada bir video var. 70 bin lira 160'lık vitesli alabiliyor musunuz? Öncelikle bunu bir izleyin. Daha sonra 60 bin liranız mı var? 60 bin TL'ye Şurokko satın alabiliyor muyuz? Mesela 70 bin liraya şu video diyelim ki izlediniz. 2014 ve üzeri makyajları satın alamayacağınızı göreceksiniz. O yüzden mesela bunun bilincine vardıktan sonra filtrelemenizi de siz de ona göre yapacaksınız. Yani 2013 ve altına bakacaksınız. Yine bu videolardan edindiğiniz bilgilere göre 60 bin liraya hep hasar kayıtlı Şurokko'lar alabileceğinizi göreceksiniz. Diyelim siz bu yola baş koydunuz. 50 bin liranız vardı. 50 bin liraya da Şurokko satın alamayacağınızı göreceksiniz. Mesela atıyorum şu an. Mesela bütçenizde 100 bin lira diyelim. Şu seriyi ben elimden geldiğince hep çekmeye çalışacağım. Yani 80 bin, 90 bin, 100 bin bunları hep böyle kademeli şekilde hem vitesli hem DSG şanzıman nasıl Şurokko satın alınır diye bir seri şeklinde yapacağım bunları. O yüzden şu an itibariyle hani 100 bin liranız varsa şu şekilde 100 bin liraya nasıl bir Şurokko satın alınır videosu izleyemezsiniz. Ancak ilan inceleme talepleri videolarında 100 bin üstü incelediğim çok fazla ilan var. Onlar için de oynatma listesine tıklayın. Buradan İlan inceleme listesi deyip buradaki videoları izleyebilirsiniz. Yani 100 bin liraya alınacak arabalara nasıl yorumlar yapıyorum? Buradan da bilgi sahibi olabilirsiniz. Sayfamdan girip bulamayabilirsiniz. O yüzden bunları başlığın altındaki açıklama kısmına da yazacağım. Oradan tıklayarak bu listelere ulaşabilirsiniz. Yani lütfen biraz siz de bilgi sahibi olun. Bu araç nasıl olursa satın alınabilir. Ne olursa satın alınması tercih edilmez. Bütün filtrelemenizi yaptınız. Diyelim ki 10 tane araç çıktı karşınıza. Bu 10 taneden lütfen bana 2 tanesini gönderin. 3 de gönderebilirsiniz ama 2 tane gönderirseniz çok sevinirim. 2 taneyi karşılaştırmak çünkü çok daha kolay oluyor. Hem de siz de bana yardımcı olmuş olursunuz. Özet olarak sizden 2-3 kalem bir şey istiyorum. 1- Lütfen aracı benim bulmamı istemeyin. 2- Lütfen ilanın hemen incelenmesini istemeyin. Yani şey de sormayın. Hani bu aracı alayım mı? Sizce nasıl? Araba uçuyor, kaçıyor. Hemen bilgi almam lazım. Bana lütfen böyle şeylerle gelmeyin. Dediğim gibi çünkü ben de her an müsait olamıyorum. Sizlere de ters bir cevap vermek istemiyorum. 3. Lütfen kendi araştırmanızı kendi bütçe ve zevkinize göre yapın.
ve bana iki tane incelememi istediğiniz ilanın linkini gönderin. Neden link gönderin diyorum? Çünkü link göndermediğiniz zaman bakın burada birçok özellik var. Bunları siz yazıyorsunuz mesela. Atıyorum motor gücünü yazmıyorsunuz. Ben bakıyorum bakıyorum motor gücü eksik. Yazıyorum motor gücünü yazmamışsın. Ertesi gün oluyor. Unutmuşum işte 160 beygir. Zaman kaybı yaşıyoruz. Ben soruyorum oradan cevap geliyor. Kime ne sorduğumu unutuyorum. Kim ne istemişti onu unutuyorum. Çünkü günde 10-15 tane mesaj geliyor. Herkesin ne istediğini hatırlayamıyorum. Tabii konuşmamızı da hatırlamak için mesajlardan yukarı çıkıp tekrar okuyorum vesaire. O yüzden son ricam da yazı yazmayın, bana link gönderin. Anlayış göstereceğinizi düşünüyorum. Çünkü bana mesaj atanlara şöyle bir bakıyorum, gerçekten de herkes çok efendi. Yani güzel bir platform oldu. Benim bir YouTube kanalım daha var. Orada da mühendislik anlatıyorum. İşte tasarım nasıl yapılır, çizim nasıl yapılır vesaire. İnanın orada bile bu kadar nazik ve kibar arkadaşlar olmuyor. Bazen öğrencilerin atmış olduğu mesajları ve üslubu gerçekten insanın sinirini bozuyor. Cevap vermediğimizde yani küfür eden bile oldu bana açıkçası. O küfür eden arkadaşla da hatta bir davamız oldu. Onu da gün gelirse sizlere anlatırım. Arkadaşlar siz olun, ona buna klavye başına geçip küfür etmeyin. Onu da ben size söyleyeyim. Çünkü adalet gerçekten işliyor. Onu da ayrı bir videoda sizlere detaylı olarak anlatırım neyin ne olduğunu. Sizler de bilinçlenin. Çünkü videoların altına küfür edenler de oluyor. Her neyse, siz anladınız beni. Hadi bakalım şimdi siz de biraz inceleyin. Eğer hoşunuza giden bir tane şirokko olursa bana gönderin. Karşılaştırma da isterseniz iki tane gönderin. Onları da karşılaştırırız. Hiç problem değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda incelemede görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.